Kafa Düyeleri, gönüllü olmak isteyen İzmirliler ile bir araya geldi. Yanlış yere bak. Oğlum konuştuğumuz konu vardı ya, ulaşamadım. Ben arkadaşı yapamadım, tamam. Allah'ım. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz derneğimize, ailemize diyeyim. Traçuk arkadaşlarımız, siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar, derneğimizin kurulalı 2 yıl oldu. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de bunu derneğimizin başarılı kadınlarına da şöyle teslim edeyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Toplum ve Afet Ekibi Haberleşme Arama Kurtarma Derneği olarak 2 yıldır arama kurtarma ve afet haberleşmesi üzerine çalışmaktayız. En yeni dernek üyem şu anda 1 yıllık, sağ olsun 26 tane üyem var şu anda. Bütün yol arkadaşlarım bu derneğin kuruluşundan bu yana her zaman beraber omuz omuza çalıştık. Ve en son istemeyerek de olsa bir deprem yaşadık ve depremde TAFAT'ı çok güzel temsil ettiğimize, üyelerimizin çok güzel çalıştığına devlet büyüklerimizden, müdürlerimizden, AFAD Birlik müdürlerimizden takdir aldık ve dedik ki biz bu derneği evet yaptık, başardık. Fakat şunu fark ettik ki ekip olarak sayımızı çoğaltmamız gerekiyor. Şimdi halka açık, sizlere açık bir toplantı yapmayı, düzenlemeyi karar verdik ve bugün buradayız. Bu dernekte beraber yol arkadaşlarım var. Bu dernekte tek başıma değilim. Bu derneğe beraber taşıyan arkadaşlarıma ben söz vermek istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz ve Aslan arkadaşıma devrediyorum. Derneğimiz 2021 yılında 20 kişiyle kurulmuş olup zamanla şu anki kadrosuna ulaşmış durumdadır. Mevcut kadromuz şu anda 25 kişidir. Hedefimiz kamu kurumları ve STK'lar arasında, arama kurtarma ekipleri yani, iletişimi, haberleşmeyi kolaylaştırmaktır. Bu amaçla yola çıktık ve bu amaçla kurulduk. Sonrasında yaşadığımız olaylarla biraz daha gelişmek durumunda kaldık. Koordinasyon aracımızda telsizlerimiz ve şarj istasyonlarımız var demiştim. Aynı zamanda arama kurtarma anlamında da gelişmeye başladığımız için kişisel koruyucu donanımlarımızdan tutup arama kurtarma ekipmanlarına kadar çeşitli donanımlarımız mevcut. Aynı zamanda oraya gittiğimizde ihtiyacımız da mevcut. Dolayısıyla da bu tip ihtiyaçlarımızı mobil koordinasyon aracımızla temin etmekteyiz. Koordinasyon aracımızın haricinde personel araçlarımız ve motorize ekibimiz mevcut. Motorize ekibimiz ve araçlarımızda araç personel tanıtım kartlarımız var. Bulunduğumuz bölgede bizi tanıtacak plakalarımızın yer aldığı, lokalarımızın yer aldığı ve AFAD'dan aldığımız görevlendirme bilgilerinin yer aldığı kartlarımızla hareket ederek ulaştığımız yerde kendimizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Üyelerimiz mevcut da 25 kişi demiştim. Başkanımız, başkan yardımcımız şu anda burada bulunamadı işi dolayısıyla. Genel saymanımız, denetim kurulu üyelerimiz, başkanımız, yardımcımız ve üyemiz. Ve ben genel sekreter olarak ve yönetim kuruluyla beraber yürütmeyi gerçekleştiriyoruz. Asil üyelerimizle birlikte kararlarımızı alıp toplanarak bunları da kayıt altına alıyoruz. Hmm.
Buna ilave olarak rölemizin devreye girmesiyle birlikte haftalık çevrimlere de başladık. İlk çevrimimizi 1 Şubat'ta gerçekleştirmiştik. Hemen akabinde yaşadığımız felaket dolayısıyla buna devam edemedik haliyle. Sonrasında tekrar döndük ve kendimizi toparladıktan sonra 1 Mart itibariyle çevrimimize devam ediyoruz. Haftalık olarak bunu da gerçekleştireceğiz. Ekibimiz AFSAT'tan akreditasyon eğitimlerini tamamlamış durumdadır. Sadece dokümantasyon çalışmalarımız devam ediyor. Hızlıca hazırlanıp dokümantasyonumuzu tamamladıktan sonra hiçbir eksimiz kalmadan çalışmalara devam edeceğiz. Kendi içimizde de ayrıca kalite yönetim sistemimiz mevcut. Kullanacağımız, sahada kullanacağımız formları şimdiden hazırlamış durumdayız. Hızlıca üyelik şartlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Evet, şimdi kendimizi sizlere tanıtıyoruz ve sonrasında da eğer bizimle birlikte yürümek isterseniz gönüllü üye olarak aramızda olmanızı bekliyoruz. Tüzüğümüzde yer alan gönüllü ve asli üyelikten, gönüllülükten başlıyoruz. Sonrasında bir takım kriterleri sağlayarak asli üyeliğe geçiş yapıyoruz. Bu kriterlerden en önemlisi bizim çalışmalarımıza aktif olarak ciddiyetle devam etmek, toplantılarımıza en az 4 toplantı olmak üzere iştirak etmek, görev takibini yaparak verilen görevleri yerine getirmek, ayrıca da bir takım eğitimlere sahip olmamız gerekmektedir. Eğitimler demişken AFAD'ın gönüllülük eğitimlerinden bahsediyorum. Mevcutta gönüllü sertifikasına sahip olabilirsiniz. Yeni alacak olabilirsiniz. Destek AFAD gönüllüsü olmanızı tercih ediyoruz açıkçası. Çünkü akreditasyona yakın bir eğitim almış oluyorsunuz. Telsiz çağrı işareti almanızı talep ediyoruz olmayanlardan. Çünkü telsizleri kullanabilmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ilk yardımcı sertifikasına sahip olmanız da bizim için önem arz ediyor. Çünkü içimizde eğitim ilk yardım sertifikasına sahip birkaç kişi var ama hepimizin aynı anda bir yerlerde olamayacağı için bu sayıyı da arttırmamız gerekiyor. Tercihimiz ilk yardım eğitim sertifikalarınızın da olması yönünde olacaktır. Bunun haricinde derneğimizin içerisinde de eğitimler düzenleyeceğiz. Ben iş güvenliği uzmanıyım. Yine çalışan iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız var, üyelerimiz var. Çalışma eğitimleri alacağız, kapalı alanda çalışma eğitimleri alacağız. Bu eğitimlere de iştiraki bekliyoruz. Bu derneğe telsiz merakıyla geldik. Telsiz merakımız olduğu için tanıştık. Akabinde bizi yabancılık göstermeden içlerine aldıkları için ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum Sayın Başkanıma. Onlarla birlikte ilk katıldığımız etkinlik 2020 yılında İzmir depreminin anma etkinlikleri oldu. Konak meydanındaki etkinliklerde bulunduk. Bu etkinliklerden sonra TAFAD'la birlikte kendimizi de geliştirmeye başladık. Hem telsiz anlamında, telsiz kullanımı anlamında, hem arama kurtarma anlamında. Çağrı işaretlerimiz yoktu. Gece gündüz çalışarak gidip çağrı işaretlerimizi aldık. Ondan sonra AFAD akreditasyon eğitimlerimize başladık. Arama kurtarma ile ilgili beton kesme cihazını kullanmayı öğrendik. En çok sevdiğim cihazlardan bir tanesi de 27 kiloluk hiltidir. 27 kiloluk hiltiyle haşır neşir olmayı öğrendim. Bunun dışında tabii sadece arama kurtarmanın bu cihazlardan ibaret olmadığını da biliyoruz.
biraz önce Asin Hanım'ın bahsettiği gibi iple erişim, yüksekte çalışma, enkaz altına girip kapalı alanda çalışma gibi eğitimlerin bu tarz durumlarla da karşılaşabileceğimizi bildiğimiz için bunların eğitimlerini de almaya başladık. En son AFAD'da GPS ve pusula eğitimini aldıktan sonra eğitimlerimizi tamamladık. Çok hızlı bir şekilde ne yazık ki hiç istemediğimiz 6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı, ki ben birazcık derneğin haşere çocuğu olarak tanıyorlar beni. Ben telsizlerimle birlikte uyuyorum. Sabaha karşı telsizlerimin sesiyle uyandım. Ve ciddi anlamda bir şey yaşadık, yani korku yaşadık. Ne oluyor, ne bitiyor, nedir bu olanlar diye. Ama evden hazırlıklı çıkıp işime gittim. Ondan sonra AFAD'dan gelen görevlendirmemizle birlikte ekibimiz hızlı bir şekilde toparlanıp yola çıktık ve yoldaki şartlara rağmen 37,5 saat sonra Osmaniye'ye ulaşabildik. Osmaniye'deki ilk enkazımıza müdahale ettik. Arkasından Osmaniye'deki görevlendirmemiz bittikten sonra Hatay'a intikal ettik. Çok zor şartlarda bir görev gerçekleştirdik. Bunu gönüllü olan arkadaşlara da ben hatırlatmak istiyorum. Orada yemek belki bulamıyorsunuz. Uyumak için vakit bulamıyorsunuz ki zaten kendinizden başka her şeyi düşünüyorsunuz. Hani bir kişiye daha yardımcı olabilir miyim? Bir kişiye daha elimi uzatabilir miyim? Bu anlamda gönüllü olacak arkadaşların arama kurtarma anlamında gayet sağlam sinirlere sahip olması gerekiyor. Çünkü ben ilk enkaza girdiğimde karşılaştığım manzarayı gördükten sonra çok duygusallaştım mı diyeyim. Evet, ama inanın enkazda buna yer yok. Duygularınızı bir yere bırakmanız gerekiyor. Arkabinde şu enkazda benim gördüğüm manzaraları çoğunuz görmedi. Ama burada bir tane arkadaşım var. O enkazda omuz omuza çalıştığım. Saygın Bey. Saygın Bey. Bizim orada neler yaşadığımızı şu anda benim söylediklerimden çok iyi anlıyordur. Gördüğümüz manzaralar hiç iç açıcı değildi. Yeri geldi, tuvalet bulamadık. 10 gün boyunca duş alıştı. 3. 4. günden sonra bedenen artık iflas durumuna geliyorsunuz. Bu normal bir durum zaten, beklenen bir durum. Bu yüzden ekip sayımızı ilk başta 3'e, sonra 4, 5, 6 diye ayırıp en azından aynı enkazda 2 farklı ekip çalışabilir pozisyona gelmek. Bunu maalesef çok acı olarak personel yetersizliğini gördük. Hepimiz gördük. Bu çaplı büyük bir afet, Allah bir daha yaşatmasın ama olursa hepimizin hazır durumda olması ne kadar önemli olduğunu biz orada gördük. Biz orada şu durumla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Yani bunu acitasyon gibi düşünmeyin. Teyzemiz gelip bize saldırdı. Siz dedi benim çocuğumu öldürdünüz. Nedir diye, yani kendimizi savunurken nedir diye altına şey yapıp biz STK'yız, bak biz gönüllü geldik diye kendimizi anlattık. Teyzemizin dediği ben çocuğumla 16 saat durup konuştum dedi. Maalesef ekip yetersizliğinden kaynaklı kızımız vefat etti. 12-13 yaşlarında herhalde. Emre abim orada herhalde müdahale etti. Biz maalesef ex bedeni çıkarmak zorunda kaldık. Ya inanın gözlerim hala doluyor. Emre abi ben rahat konuşacağımı düşünüyordum ama bu kadar beklemiyordum. Şu anda gerçekten titriyorum. Oralar geliyor çünkü aklıma. Biz bu duruma hazır olmak zorundayız. Ve benim bu derneğe girme amacım tez operatörü değildim. Şu anda operatör oldum. Arama kurtarmacı değildim, öğrendim ve şunu öğrendim ki bizim bu devlete hizmet etmek için devletten para beklememize gerek yok. Biz bu vatanın bir neferiyiz ve bu hizmeti Allah göstermesin savaş durumunda zaten gösteririz ama böyle bu durumlarda her zaman hazır olarak, her zaman dirayetli olarak bu işin peşine gitmemiz lazım. Trafik Hatay'daki durumda bütün binalar yollara döküldüğü için 10 dakikalık görünen yolu biz 1,5 saat aldık. Afet durumlarında öncü birlik olarak, öncü kuvvet olarak, akıncı birliği olarak da değerlendirilir. Ortamı gezerek afet bölgesinde hemen acil ulaşım sağlayarak arama kurtarma ekibini yönlendirebilir. Şey,
arama kurtarma ekibindeki bulunmak istiyorsanız en önemli, en dikkat etmeniz gereken şey artık sinirlere alınmış bir şekilde soğukkanlımız. Sağ olun, var olun. Ben şurada, ben bir söz almak istiyorum. Bu konunun üstüne konuşmak istiyorum arkadaşlar da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Vali yardımcımız AFAD. Yok, ben duyuyorsunuz değil mi? AFAD 112 itfaiye, sivil savunma artık kalmadı galiba. AFAD olarak kaldı da. 100 ne var başka? OMKE'nin bağlı olduğu Vali yardımcımızın oğlu var. Tanır mısınız bilmiyorum. Şu anda hala da İzmir'de görevde. Oldu ki İzmir içinde olası bir afet durumunda motorize ekip olarak İsa arkadaşım şu anda İsmail Çorumluoğlu'nun motosiklet sürücüsü olarak tescillenmiş. En yakın olan İsa Başkanım ve şu anda birbirlerini koordinasyon içindeler. Allah göstermesin, öyle bir şey olduğu zaman onun kendi isteğiydi bu. Murat, bana bir motosikletli verin ki, diye. Biz de tamam dedik Sayın Valim. Ve motosikleti kim var? İsa Hocam vardı. Kendisini tanıştırdık. Yani bunu devlet de işin farkında. Sadece bunu da size aktarmak istedim. Onu bitir yerler şekerim. Abi.